Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İktisat Fakültesinin 62. kuruluş yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi'ni ziyaret etti. Demirel'e öğrencilerin ilgisi büyüktü. Cumhurbaşkanı alkışlarla girdiği İktisat Fakültesi amfisinde bir konuşma yaptı. Demirel, Türkiye'nin hala Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlardaki en büyük ekonomi olduğunu vurguladı ve İktisat Fakültesi öğrencilerine devletin küçülmesinin önemini anlattı. Demirel daha sonra öğrencilerin sorularını dinledi. Sevgili gençler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi ben sorgulanmaya hazırım. Sorgulayın beni. Birçok gerekçeler sıraladın. Bu gerekçelerin sonunda da susmamak lazımdır dedin. Çok tebrik ediyorum seni. Yani kim diyor size susun diye? Peki bu siyasi yaşama kalite ne zaman gelecek? Şöyle anlaşalım. Siyaset ve siyasetçiye genel olarak yapılacak suçlamalar yanlıştır. Çünkü onsuz olmaz. Ama siyasetin yanlışı da vardır. Siyasetçinin yanlışı da vardır. Onlara ne isterseniz deyin. Teşekkür ederim. Evet, buyurun. Madem siyasetçi suçlanmayacak, biz kimi suçlayacağız? Siyasetçinin içinde kim fonksiyonunu yapmıyorsa veya yanlış yapıyorsa onu suçla. Hadi. Hiç durma. Yani illa suçlayacak birisini arıyorsan ben sana gene malzeme veriyorum. Evet, buyurun. Söz alan bir başka öğrenci ise üniversitedeki şiddet olaylarından yakındı ve Bulgaristan'daki ailesinin onu çok merak ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel, İstanbul'un güvenli bir şehir olduğunu anlattıktan sonra şu karşılığı verdi. Annene babana selam söyle, benden selam söyle. De ki, madem sen beni bütün Türk dünyasının Cumhurbaşkanı ilan ettin, Süleyman Baba bana teminat verdi. Hiç endişe etmesinlerdi. Oldu mu?